Günümüzde Nijerya olarak bilinen yerdeki en büyük etnik gruplardan birisi İbo'dur. Kuzey İbo bölgesinde yer alan İbo'lar arasında Ikenga olarak bilinen figürleri yapmak bir gelenek. Ikengaların hayvan özellikleriyle oyulmuş, insan yüzüne sahip ahşap figürleri olduklarını söyleyebiliriz. Bu figürler küçük olabileceği gibi birkaç metre uzunluğunda da olabilir bazen çok soyut ya da Penn Üniversitesi Müzesi'nde gördüklerimiz gibi daha doğal olabilirler. Bu figür muhtemelen bir savaşçı için yapılmış. Önemli bir onur simgesi olan taburaya oturtulmuş. Bütün ikengaların yaptığı gibi sağ elinde bir kılıç tutuyor. Bu gücün ifadesi. Ancak buradaki figürümüzün sol elinde bir insan kafası tuttuğunu da görüyoruz. Bu savaşçının statüsünün bir göstergesi olabilir. Belki de ikengaların hepsinin sahilinde kılıç tuttuklarını söylemem doğru olmaz. Çünkü ikengaların bazıları soyut yapıtlardır. Aslına bakarsanız bu soyut yapıtların kolları bile olmaz. Bu yüzden siz bir iyi bu olsanız ikenganın sağ elinin gücünü temsil ettiğini bilirsiniz. Bu yüzden oyma eserde bunu tasvir etmek gerçekten gereksiz olurdu. Diğer bir deyişle Afrika sanatında da aynı şey geçerlidir. Kavramın nasıl göründüğü ile çok ilgilenmez. Daha ziyade kavramın vermek istediği mesaja ilgilenir. Ikenga sahibinin zaferlerini anlatan kişisel bir nesnedir. Bu nesneler kişilerin meslekleriyle ilgili olabilir. Bir avcı veya bir çiftçi olup olmadıklarını ya da fevkalade tatlı bir patates çiftçisi olduklarını gösterebilir. Bu kişiler birer demirci olabilecekleri gibi bir üniversite profesörü de olabilirler. Bir ikenga oymacı ustası tarafından yapılıp kutsandığında sahibinin evindeki mabede konurdu. Ikenga gücün kaynağı olarak bilinir. Kişinin zaferlerinin ve kabiliyetlerinin kişisel kuvvetidir. Bu yüzden Ikenga için sahiplerinin işlerini yapmasına yardım eden eşyalardır diyebiliriz. Yani evet sağ elin gücü her zaman vurgulanır. Sağ el kılıç tutar. Sağ el hayatta kişinin dilediği şeylere ulaşması için işleri kolaylaştıran marifete sahiptir. Sol el ise trompet şeklinde bir fil dişi, bir kafa, hatta birinin rütbesini gösteren bir eşya dahil bir sürü şeyi tutabilir. Gelin buna daha yakından bakalım. Neredeyse bir insan boyutunda koç boynuzları var. Boynuzlar en tepede kıvrılır. Bu mükemmel yatay dikey soyut şekillerle süslenmiş. İbolar arasında çok güzel bir söz vardır. Bir koç önce kafasıyla dövüşür. Burada yatan fikir herhangi bir eylemin önce kafada harekete geçmesidir. Kafa, bu koç boynuzlarındaki gücün, saldırganlığın ve kuvvetin bir göstergesi olarak vurgulanır. Üstünde çok fazla detaylandırmanın olduğunu görüyoruz. Nokta ve çizgilerden oluşan kabuksu şekiller boynuzun içine oyulur. Bunlar figürün kafasındaki şekilleri yansıtır. Aynı zamanda vücuda işlenmiş dekoratif şekillerin olduğunu görüyoruz. Bu şekiller muhtemelen vücut süslemesindeki kazımanın bir göstergesidir. Genellikle kafanın şakak ve alın kısmında bulunan kazıma kişinin İbo toplumunun rütbeli bir üyesi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şakak ve boynuzlarında bu şekilleri bulunduran bu figür de yüksek rütbeyi temsil eder. Yani bir portre olmadığı için onu bu şekilde değerlendirmek yanlış olur. Bu figür sahibinin zaferlerinin, otoritesinin ve gücünün bir temsili. Onu bir işte ustalaşma, disiplin ve çok çalışma sayesinde ulaştığınız statüyü hatırlamak için ofisinize astığınız kutsal bir diploma olarak düşünmeyi yeğlerim. Bunun kendi ikengam olmasını çok isterdim.